Teknolog kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere HP'nin oyuncu hazır sistemlerinden HP Pavilion serisinden 434 T6 E ve A diye geçen kodla satılan oyuncu bilgisayarın teknik incelemesi yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde incelememize geçelim. Dostlar, GameCenter'daki satılan bu HP Pavilion oyuncu bilgisayar şu kod üzerinden araştırırsanız sizler de bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben özellikle resmi sitesinden sizlere bilgileri aktarmaya çalışacağım. Çünkü aşağı doğru indiğimiz zaman fazla bilgilerin olmadığını görüyoruz. Tabii ki e, bu işte işlemciymiş, ekran kartıymış, RAM, RAM vesaireler yazıyor ama bunların nedir? bizim işimizi görecek seviyedeleri ve marka modelleri nelerdir bunlara bakacağız elimizden geldiği kadar sizlere araştırma yapmaya çalışacak Açıklama tarafından ilk önce basmak istiyorum arkadaşlar kasa tarafı standart bir eşşi Pavilyon kasayı. Biliyorsunuz zaten daha önceki videomda da Aynı seriden başka bir hazır sistemi sizlere söylemiştim Bu da AMD bir işlemci kullanmaktaydı Bu kasamızın da ön tarafında yine USB bağlantıları SD kart okuyucusu, power tuşu ve hoparlör çıkışı, kulaklık çıkışı mevcut arkadaşlar Şimdi arkadaşlar dediğim gibi fazla bir bilgiye burada ulaşamadım Ben bu kod üzerinden, aynen şuradaki kod üzerinden internetten araştırdım ve HP'nin kendi resmi sitesine geldim. Buradaki aslında o bilgisayarımızın kodu buymuş arkadaşlar. TG01 2046 NT diye geçmekteymiş. Aşağı doğru indiğim zaman da yine bakın şuradaki kodla buradaki kod aynı arkadaşlar. Özellikle buna değinmek istedim. E, anakart olarak Stark bir anakart olduğu görülmektedir. Anakartımızın özelliklerini birazdan değineceğiz. Şimdi arkadaşlar asıl buradaki ee, özelliklerin e, neden böyle e, bilgiler olduğu sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar bu tarz e, özellikle marka e, sistemlerinde e, genellikle e, adamlar yani bunu yapan, toplayanlar ya da topatanlar diyelim e, belirli bir marka model yoktur. Genellikle e, daha spesifik bir e, özelliklere e, değiniyorlar ama markalara ve modellere değinmiyorlar. E, bunun en güzel yöntemi şudur. Bu kasanın tabii ki içini açıp bakmaktan gelmektedir. Bize elimizden geldiği kadar yine sizlere teknik özellikler üzerine bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar belleğe bakalım. 16 GB'lık DDR4 belleği kullanmaktaymış. Yani 2 tane 8. Bakın bu bilgi çok güzel bir bilgi. Buraya koymuşlar. 2933 MHz'lik bir frekans değerinde çalışmaktaymış. Dediğim gibi marka ve model yazma, yazmıyor. Bellek olarak yine depolama olarak 16 GB memori olduğunu söylemiştik. 1 TB'lik bir hard disk kullanıyor arkadaşlar. Ve 256 256'da SSD kullanıyor. Zaten yine ee, ana sayfada da bu bilgileri yer almaktaymış. Buradaki 256 GB arkadaşlar şuradaki en mimi bir harddisk oldu. Yani M2 soketinin olduğunu bizlere söylemektedir. Ancak dediğim gibi yazma ve okuma hızları vesaire bilgileri maalesef onlara ulaşamıyoruz. Harddisk olarak yani ikinci harddisk olarak 1 TB'lik ve 7200 RPM'lik bir 3.5 inçlik bir hard disk olduğunu buradan çıkartıyoruz. İşlemci olarak Intel'in i5 burada da zaten yer almaktadır. Birazdan ayrıntılı buna değineceğiz arkadaşlar. 11. nesil olduğunu zaten anlamıştık. Buradaki 11'den çıkıyor. grafik kart olarak zaten burada Nvidia'nın 1660 Super'ini kullanmaktaymış ve tabii ki 6 GB olduğu bilgisine ulaştık. Bağlantı noktası olarak arkadaşlar USB Type-C 5 gigabit per saniyelik sinyal hızına sahip bir bilgiye sahip buradaki şu hızı. 2 tane süper speed yine USB Type A var arkadaşlar. 10 gigabit per saniyelik bir e, veri iletişime sağlıyor. 2 tane süper speed yine Type A var. 5 gigabitlik bir veri iletişim hızına sahip bir tane de birleşik kulaklık ve mikrofon yani combo haline gelmekteymiş. Genişleme yuvası olarak iki tane M2 soketi varmış anakart üzerinde. Bir tane Express, e, PCI Express var. X16 olaraktan bir tane de X1 olaraktan yine e, genişleme yuvalarına sahip arkadaşlar anakart üzerinde. A bağlantısı olarak ise gigabit bir e, bağlantı LAN bağlantısını görmekteyiz. RJ45 olarak. Kablosuz olarak ise buradaki olayımız tabii ki AC'ye kadar destekliyor. Yani Wi-Fi 6'yı destekliyor arkadaşlar. Ve Bluetooth 5.0'da üzerinde barındırmaktaymış. Bellek kartı aygıtı olarak ise bir SS, SD kart okucusunu görmekteyiz. Kasamızın boyutları burada yer almaktadır. Ağırlığı var arkadaşlar. Power Supply maalesef error 1 2, 3 diye yazmışlar. İnternette çok araştırmama rağmen maalesef power supply ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım arkadaşlar. Dediğim gibi bunun en güzel yöntemi bu kasayı ele geçirip yani bu kasayı açıp içindeki bu bilgilere ulaşmaktan geliyor. Eğer ki bu sistemi almış arkadaşlar varsa ya yani yoruma yazarlarsa daha benim e, ulaşamadığım bilgileri daha başka yani kişilerde istifade edebilir bu bilgiden. Klavye olarak arkadaş, olarak arkadaşlar ve klavye mouse olarak da yine kutu içerisinde çıkmaktaymış. Şimdi arkadaşlar yazılımlar değinmeyeceğim. Yazılar standart ama şuradaki olaymış şudur. Home Windows 10 1, 64 bittik. İşletim sistemi üzerine gelmek demiş ki bu iyi bir olay. Dostlar şimdi anakarttan gelelim. Şuradaki bir link var. Bu linke bastığım zaman zaten direktmen bana hemen şuradan e, anakartımın hemen şöyle geleyim. Evet anakartımın bu linke beni yönlendirdi. Buradaki yine bilgiler üzerinden gitmeye çalışacağız. Anakartımızın e, ise Stark SSID'si e, boyutları yazmaktaymış ve yonga set olaraktan H 570 geliyor arkadaşlar şimdi buraya bir e, virgül koyalım ve devam edelim çünkü buraya tekrar değineceğiz işlemci bir yükseltme bilgisi olarak dostlar e, 65 wattlık bir maksimum güç kullanıyormuş e, bir Intel e, Intel işlemci zaten desteği var Zaki zaten, zaten üzerinde Intel var arkadaşlar Buradaki bizim işlemcimiz 11400 diye geçiyor. Hemen şuradan da teyit edelim 11400. Yani sonunda bir son ekinde herhangi bir bilgi yoktu arkadaşlar. Yani F vesaireleri yoktur. Bizim işlemcimiz burada arkadaşlar. Bir aşağı daha devam ediyoruz. Bellek yükseltme bilgileri. Çift kanallı bellek yapısı yani kanal başına bir dim olarak geçiyor. Yani iki tane RAM soketinden meydana geldiğini anlıyoruz. Buradan zaten burada da bilgisi yer almaktadır. PC4 2341 frekansmış bu. DDR4 da arkadaşlar 2933 MHz destekli. Zaten bir önceki menümüze zaten burada da mevcut RAM'imizin frekansı burada belirtilmiş dostlar. 4 GB ve 8 GB'lık DDR destekliyormuş. Bizimki zaten 2 tane 8 arkadaşlar. 32 bit sistemlerde 4 GB kadar destekler. Bizim sistemimiz 64 bit olduğu için biz bizim baz alacağımız konu burası. Zaten daha başka bilgiye yer almıyoruz. Ama şurada diyor ki 32 bit sistemlerde 2 tane 16 GB ile 32 GB'a kadar destekliyor. Yani bizim bu sistemimiz dostlar 2 tane 16 GB takarsak 32 GB'a kadar çıkabildiğimizi sizler de burada görmüş oldunuz. Dostlar bu sistemde bu işlemci bizim 11400 dahili bir ekran kartı olduğu anlamına gelmekteymiş. Intel i5 olarak geçiyor. Dahil ekran kartı ise yine Intel'in Ultra HD grafik 730'u kullanıyormuş arkadaşlar. Ama velakin bizim zaten bir harici bir ekran kartımız olduğu için zaten burada da bir not olarak düşmüş de diyor ki grafik kartı yani harici bir grafik kartı takılmışsa tümleşik video kullanılmaz. Zaten bunları bizim ihtiyacımız olmayacak. Şuradaki ekran kartına öyle söyleyeyim. Ses kartı olarak dostlar yine Realtek'in bir ses kartı kullanılıyor. Ses kartı takılıysa tümleşik ses kullanılamaz. Bizim ses kartımız e, tümleşik olduğu için biz e, burayı baz alacağız. A olarak ise gigabitlik bir A olduğunu zaten sizlere şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Bu da zaten yine e, gigabitlik bir ethernet kartı dahil olarak geçiyormuş. Gelişleme yuvaları olarak ise yapılandırma modelinize göre değişebilir diyor arkadaşlar buradaki olayımız. Biz zaten daha önce az önce şurada bunlara yer almış yer vermiştik şurada. Onları uzun devam etmeyeceğim. Bağlantı noktalarımıza RJ45 olduğunu söylemiştik. Bir tane HDMI var 1.4 B versiyonuna sahip bir de e, korsana karşı işte e, verileri korumak, graf, e, e, görüntüyü korumak bağlamında bir olayımız var. Bu zaten artık hepsinde mevcuttur. E, ama şu, e, harici bir ekran kartı olduğu için bunu da kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir tane VGA varmış yine VGA bağlantısına kullanmıyoruz. Ses kartını zaten değiştik, değindik. USB'leri vesaire değindik. Ön tarafa giden bilgilerde dostlar şurada hatırlayın. Kasanın ön tarafında şurada e, USB bağlantıları vesaire bağlantıları burada daha ayrıntılı bir şekilde bizlere e, göstermiş arkadaşlar. Combo bir mikrofon kulaklık bağlantısı olduğunu zaten şuradaki fotoğraftan da sizler de e, görmüş oldunuz. Şimdi arkadaşlar hemen yukarı doğru çıkalım. Dediğim gibi ben elimden geldiği kadar ayrıntılı bilgileri yer vermeye çalıştım sizlere. Şimdi Yonga Seti H570 diye geçiyor arkadaşlar. H570'i ben internetten yine araştırdım. Intel'in kendi sayfasına ulaştım dostlar. Buna neden değiniyorum? Hani ilerisi olarak işte Yonga Setini bilirseniz ne yapabilirsiniz? Bu bizim anakartımızı nerelere destekliyor? En azından bilgi bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar şurada Intel'in 500 serisini çip setlerinde kullanılıyormuş ve Rocket Lake dediğimiz ürünlerde yani işlemcilerde kullanılan bir Yonga City'ymiş. 2021'in birinci çeyreğinde çıkmış. Yani Ocak, Şubat, Mart aylarında çıktığını görüyoruz. Veri yolu olarak ise 8 gigabit transfer saniye kadar ulaşıyormuş. 6 wattlık bir TDP değeri varmış arkadaşlar. Bu bizim Yonga setimizin kullandığı enerji. Yanlış anlamayın işlemci değil. E, aşağı doğru inelim arkadaşlar. Zaten memori iki tane olduğunu söylemiştim. Desteklenen ekran sayısı 3. Bu üzerindeki e, HDMI ve VGA'lardan bahsediyor aslında. Ama bizim harici bir ekran kartı olduğumuz için buna değinmenize gerek yok. E, PCI değişiklik, ekspres sürümlerin vesairelerini yazmaktadır. USB bağlantılar vesaireler burada yazılıyor. E, Wi-Fi 6 olduğunu zaten bilgisini daha önce verdik. E, Opten desteği varmış ki artık fazla kullanılmıyor ama Intel tarafında bu Optenlerde daha hızlı açılabilmesi sağlıyor. Ama zaten bizim bu sistemimizde bir M2 harddisk olduğu için buna ihtiyacımız zaten duyulmuyor. E vesaire bilgileri yer almaktadır. İşlemcimiz nedir? E hemen yine Intel'in kendi resmi sitesinden in, işlemcimize ulaştık. E Intel'in i5 11400 11, bin, 11 bin Geçiyor. Dahili bir ekran kartı olan serisi bilginiz olsun. 2021'in birinci çeyreğinde çıkmış. Aynı e, chipseti gibi yani Ocak, Şubat ya da Mart aylarında çıktığı görülmektedir. 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi kullanmaktaymış. 6 çekirdekliymiş. 12 iş parçacığına sahipmiş. Temelde 2.6 herzen 4.4 GHz'e kadar turbo ile çıkabilmekteymiş. 12 MB'lik bir ön belli yani keş belli görünüyor. Bas hızı 6 gigabit per transfer per saniye yani saniyedeki transfer hızını bahsediyor burada. E, turbo bas da zaten 4.4 GHze çıktığını zaten burada da bilgisini verdik. İşlemcimiz 65 wattlık bir enerji kullanıyormuş. Revimiz yine 3200'e kadar destekliyormuş. Bu Intel e, işlemci için konuşuyoruz arkadaşlar. Maksimum bellek hızı yine 2 ve 50 GB Buradan maksimum band genişliğinden bahsettiği için 50 gigabit person saniyeye geçmekteymiş. geçmekteymiş. Grafik kartını zaten değinmiştik. Grafik kartımıza dahil olduğu için 350 MHz'den 1.3 GHz'e kadar çıkmış. 64 GB'lık bir bellek boyutu memoralar olarak kullanabiliyormuş arkadaşlar. Bunlara fazla değinmeyeceğim. Aşağı doğru inelim. Başka sizlere söyleyebileceğim şey var mı? 100 santigrat dereceye kadar da bir çalışma ısısı değeri mevcutmuş işlemcimizde. Şimdi arkadaşlar buraya da e, değindik. Bizim burada tabii ki diğer bilgilere hemen şöyle gelelim. Yine e, hemen şu teknik özelliklere geldiğim zaman bütün bunlara değindik. Bizim burada e, benim daha doğrusu internette araştırıp da bulabildiğim e, ekran kartı var arkadaşlar. Ekran kartını da ben yine resmi sitesinden Elmidiye'nin kendi sitesinden ulaştım. Tüm bilgiler diye geldiğim zaman 1660 süper diye geçiyor. Zaten orada da sizler de bunu gördünüz. Peki bu ekran kartı neymiş? 1408 tane cuda odacına sahipmiş arkadaşlar. Özellikle render yapan arkadaşlara, edit yapan arkadaşlar yakından ilgilendiren bir teknik konu. 1785'lik bir arttırılmış frekans yerine varmış. Standartta 1530 mega Herzmiş bu. Bellek hızı 14 gb person saniyemiş, 6 GB RAM'e sahipmiş ve GDDR6 teknolojisini kullanıyormuş arkadaşlar. 192 bitlikmiş ve band geniş e, bellek band genişliği ise gigabit/saniye olarak da 336'ymiş arkadaşlar. Teknoloji desteklerinde şuradan baktığımız zaman da G-sanik desteğinde burada e, desteğini görebiliyoruz. Tabii ki bu Nvidia'larda olan bir olay. Ee, arkadaşlar aynı zamanda bizim e, bu ekran kartımızın arka tarafında display port mevcutmuş bilginiz olsun. Ee, yani bu display port sayesinde görüntü ve ses aktarabiliyoruz. Aynı şekilde HDMI da burada mevcut. Bu da 2.0. B'yi destekliyormuş. Dostlar elimden geldiği kadar bu hazır sistemin sizlere teknik özelliklerini araştırmaya çalıştım, bulabildiklerimi sizlerle paylaştım. Teknoloji kanalı olarak hep sizlere ihtiyacınızı olabilecek teknik özelliklere böyle daha çok odaklanmaya çalışıyorum. Yani şu oyun açar mı, bunu açar mı, şunu açar mı, bunlar rahat olur mu? Tabii ki bunlar spesifik bir değerler. Yani kişiye özgü olaylarda tabii ki oyunlarda rahat oynarsın. Çünkü üzerinde bir 1661 süper ekran kartı mevcut. Böyle bir ekran kartı da sizi nasıl söyleyeyim belki 5-6 sene 10 sene götürebilecek değerlere sahip tabii ki oynadığınız oyunlarda burada etken bir unsur arkadaşlar. Kasa olarak baktığımız zaman bir HP güveni var. Fiyat olarak da bence gayet uygun. 8 bir fiyat. Hani piyasaya baktığınız zaman biz bu 8 sadece bir ekran kartı alabiliyorsunuz ve 11. nesil bir Intel işlemci olduğu için de yani yeni seri bir işlemci olması da ekstra bir avantaj. 2 tane M2 yuva M2 yuvası var. Bir tanesinde zaten üzerine hard disk'in geliyor. +1 üç 3.5 inç'lik 7200 RPM'lik mekanik hard disk üzerinde aynı zamanda art olarak gelmekteymiş. 2 tane 8 GB RAM'i var arkadaşlar. Dilersek biz bunu 32 GB'a kadar çıkartabiliyoruz anakartın desteğine bakacak olur isek. Ekran kartımızın CUDA değeri gayet uygun, standart orta halli. Haftada bir bir tane grafik edit render yapacak arkadaşlara e, yani çok çok iyi bir değer açın açıkçası e, dediğim gibi tek bir özellik burada e, işte Remi e, hard diski gibi özelliklerin markalarını ve modellerine ulaşamadık aynı zamanda power supply'mize yani güç kaynağımıza maalesef ulaşamadık en azından bir e, wattını bulabilsedik sertifikasını çıkartabilseydik iyi olurdu ama şöyle bir durum var daha önceki HP hazır sistem videomda da belirtmiştim. Bu tip hazır sistemler daha çok üzerindeki power supply'ları genellikle gold serisi oluyor arkadaşlar. Yani %95'e %95 oranına kadarlık bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani bir vatana bakıp da aldanılacak bir güç kaynakları olmuyor. Ama velakin dediğim gibi bir bilgiye ulaşamadığımız için sadece e, farazi konuşuyoruz. Eğer ki bu sisteme sahip arkadaşlar var ise ya da bilgisi olanlar varsa bu videonun altına yoruma yazarsa he, en azından biz de diğer bu böyle bir sistem alacak arkadaşlara faydalı olur. Ben elimden geldiği kadar Teknolog YouTube kanalı olarak sizlere e, video hazırladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bir like atarsanız da çok iyi olur. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.